Arkadaşlar, herkese merhabalar. Evet, bu hafta sonu İslamiyet öncesinden 25 soruluk bir tarama testi yaptık. Şimdi beraber bunun çözümlerini yapacağız dostlarım. Aslında bu yayını canlı yapmak istiyordum ama çok mesaj geldi. Hocam gündüz vakti, dershanedeyiz, çalışıyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor, katılamayız diye. O yüzden ben de video kaydı şeklinde almaya karar verdim. Dostlarım, beraber yanlış yaptığımız soruları bir değerlendirelim. Şimdi önce buraya sonucu koydum. Bunu Instagram'da da paylaşacağım. Dostlar, 25 tane sorumuz vardı. Ne yazık ki 25'te 25 yapan yok. Sorular zor değildi. Biraz sonra konuşacağız zaten ama dikkate dayalı sorular vardı. 24 doğru çıkartan ilk 1 ile 5 arasında. Dostlarım, yani 5 kişi burada yer alıyordu. Bunlar kendilerini birinci olarak kabul edebilirler. 23 doğru yapan 6 ile 10 arasında olanlar, yani ilk 10'a girenler burada yer alacak. Ben bu şekilde hepsini saymayacağım tabii ki de, sıralayarak ilerledim. Bence şu önemli, ortalama 14,8'lerde kalmış. Yani şu arada kalmış. Zaten yığılmanın burada olduğunu da görüyorsunuz dostlarım. Buna göre kendi sıralamanızı koyarsınız. Toplam katılan 291 kişi var. Yani evet, çok büyük bir rakam değil ama azımsanmayacak kadar da iyi bir rakam arkadaşlar. Şu arkadaşlar öylesine çözmüştür diye düşünüyorum. Çünkü mutlaka yapılabilesi daha fazla soru vardı. Genel itibariyle böyle. Buradan yaptığınız doğrulara göre kendi sıralamanıza bakar, değerlendirmenizi yaparsınız. Ha, şunu da söyleyeyim. Her ünitenin sonunda buna benzer dostlarım bir tarama testi yapacağız. Hadi bakalım, birinci sorumuzla beraber başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ben her sorunun yanına şu analizini koydum. Doğru cevabımız 1-3 Ceyhan. Zaten 177 kişi, yani %61'i teste girenlerin doğru cevap vermiş. Diğerleri yanlış işaretlenenler. Özellikle şu düştüğünüz tuzaklar üzerinde konuşarak ilerleyeceğiz. Böylece her sorunun analizini beraber yapmış olacağız. Şimdi soru bize diyor ki, Orta Asya Türk Devlet Teşkilatı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım arkadaşlar. Ülke toprakları hükümdar ve ailesinin ortak malıdır. Alırım. Biz buna ne diyeceğiz dostlarım? Veraset sistemi adını vereceğiz. Türklerde veraset sistemi İslamiyet öncesinde başlar, hatta Türkistan'da da devam eder, Osmanlı Devleti'nde de 1876 birinci meşrutiyetin ilanına kadar dostlar biz bu sistemi kullanmaya devam edeceğiz. Veraset sistemi şuydu, aslında tanımı da burada vermiş, ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı. Ve dostlarım, bu anlayışa göre taht kavgalarının çıkmasına neden oluyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çünkü belirsizlik var veraset sisteminde. Yani hükümdar öldüğü zaman yerine kimin geçeceği belli değil. Oğlu mu geçecek ya da çocuklarından hangisi geçecek? Amcası mı, kardeşim, yeğeni mi, şu mu, bu mu derken bu da sürekli taht kavgalarına neden oluyor idi. Onu da hatırlamış olalım. İkinci öncüle bakıyorum. Yönetimde teokratik esaslara bağlı kalınmıştır. Şimdi dostlarım, teokrasi dediği devletin din kurallarıyla yönetilmesi. Bak, bununla ilgili çok fazla problem yaşıyorsunuz. Bunu derste sorduğumda da görüyorum. Şimdi ben diyorum ki bizim devletimiz İslamiyet öncesini kastediyorum. Laik kurallara göre yönetilmiştir. Teokrasi yoktur. Ben bunu dediğimde öğrencinin bana ilk itirazı şu oluyor arkadaşlar. Ama hocam, kut anlayışı var. Nasıl olsun? Doğru. Bak, kut anlayışı var. Ama dostlar, kut anlayışı ne diyor? Gök Tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verilen siyasi yetkiler. Yani kut anlayışıyla beraber Gök Tanrı size devleti yönetme yetkisini veriyor. Evet, ama bu teokrasi anlamına gelmez. Çünkü teokrasi demek, bak burada yazıyor, devletin din kurallarıyla yönetilmesi. Yani Gök Tanrı şunu demiyor. Devleti benim kurallarımla yöneteceksin. İşte benim kurallarım bunlar. Bunlara uymazsan şöyle olur, böyle olur vesaire. Gök Tanrı inancında doğru düzgün bu tarz net, keskin kurallar yok. Özellikle devlet yönetimiyle alakalı dostlarım. O yüzden İslamiyet öncesinde bizde teokrasi yoktur. Yani devlet din kurallarıyla yönetilmez. Hükümdar töreye göre ülkeyi yönetir. Kurultayın aldığı karara göre yönetir. Kendi aldığı kararlara göre yönetir. Ama Gök Tanrı bizden bunu böyle yapmamızı istedi. Hadi bunu böyle yapalım. Gök Tanrı buna kızar. Bunu yapmayalım. Asla bizde böyle bir anlayış yok dostlarım. O yüzden teokrasiye gidemem. Bizde teokrasi ne zaman başlar biliyor musunuz? İslamiyet'in kabulüyle beraber. Dostlar, biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra şeriatı, yani İslamiyet'in hukuk kurallarını uygulamaya başlayacağız. Ve devlet yönetiminde de etkili olmaya başlayacak. Böylece teokrasi hayatımıza girecek. Anlaştık. O zaman teokrasi demek devletin din kurallarıyla yönetilmesi demektir. Yani şunu düşünme sakın. Mesela devleti yönetenler Gök Tanrı'ya inanıyor. O zaman o dinin kurallarıyla yönetmişlerdir. Böyle bir öngörüde bulunamayız. Mesela bugünü düşünün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet, değil mi?
Ama devleti yönetenler Müslüman mı? Evet, zaten ülkenin büyük bir kısmı Müslüman. Ama dini kurallarla mı yönetiliyor? Hayır, anayasayla yönetiliyor. Yani devleti yönetenlerin bir dine çok bağlı olmuş olması o devletin o dinin kurallarıyla yönetildiği anlamına gelmez dostlarım. Anlaşıldı. Buna çok dikkat edin. Sakın sakın sınavda böyle bir tuzağa düşmeyin. En çok buraya düşmüşsünüz çünkü. Gelelim üçüncü öncülüğe. Diyor ki devletler boy birliği esasına dayalı olarak kurulmuştur. Evet. Bu benim çıkmış bir sorudan aldığım cümle dostlarım. Şimdi şöyle ki bu temel yapıyı hatırlatmak istiyorum size. Bakın bizde teşkilatlanmamız OGUŞ'la beraber başlar. OGUŞ nedir dostlarım? Aile demektir. Sonra bu aileler yan yana gelerek Uruk adını verdiğimiz soy ya da sülaleleri oluşturur. Daha sonra burada yer kalmadığı için aşağıya doğru ilerleyeceğim. Bu uruklar eğer yan yana gelebilirse boy ortaya çıkıyor. Dostlarım boy bizim bağımsız yaşayabilen en küçük siyasi birimimizdir. Bak buna çok dikkat et. Bağımsız yaşayabilen en küçük siyasi birim. İleride bunun sorusu çıkacak. Onu da yanlış yapmış birçoğu çünkü. Konuşacağız. Ve bey tarafından yönetilir boylar. Kendine ait bir kurultayı, kendine ait bir ordusu vardır. Daha sonra dostlarım eğer bu boylar bir araya gelebilirlerse Budun adını verdiğimiz millet ortaya çıkar. Biz Budun'a millet adını vereceğiz. Yani mesela 3 tane Türk boyu birleştiler, Budun oldu. 4 tane Türk boyu ayrı bir yerde birleşti, o da ayrı bir Budun oldu. Bu şekilde. Daha sonra eğer bu Budunlar bir araya gelebilirlerse il ya da el adını verdiğimiz devlet ortaya çıkıyor. O zaman ben en temele indiğim zaman aslında bizim devletimiz boyların birleşiminden oluşuyor. Çünkü burada mesela iki boy bir tane budun oluşturmuş. Bir budun burada var. Dört tane boy da burada bir budun oluşturdu. İki farklı budun. İkisini birleştirdim ve devlet ortaya çıktı. İki budunun birleşmesiyle beraber aslında temelde altı tane boyu birleştirmiş oldunuz düz mantıkla baktığınız zaman. İşte bu yüzden bizim devletlerimizin kuruluş yöntemine Boylar Federasyonu adı verilir. Burada Boylar Birliği esasıyla kurulmuştur diyor. Doğrudur hocalarım bunu da alırım. O zaman cevabımız 1 ve 3'e gider. Doğru seçenek Ceyhan olur. İkinci öncülle anlaştığımızı düşünüyorum. Yani umarım anlaşmışızdır. Hadi geçelim bir diğer sorumuza. Evet, geldik ikinci sorumuza. Diyor ki, yukarıdaki verilen bilgiler aşağıdaki Türk boyları ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye sormuş. Bak cevabımız tam arkadaşlar. 92 kişi 133 doğru işaretlemiş. Ve ona en yakın, en çok düştüğünüz avarlar olmuş. 69 kişi, %25'i oluşturuyor. Arkasından da Bursa, Ceyhan diye gidiyor, Edirne diye gidiyor. Bakalım. Bu arada ÖSYM asla böyle bir soru sormaz. Şimdiye kadar hiç gelmedi eşleştirme sorusu. Bu tamamen konuyu öğretmek amacıyla soru bankalarında ya da çok nadir de olsa denemelerde kullanılan bir sorudur. Ben de tarama olduğu için bu tarz bir soruyu koydum. Yani bu bir online deneme olsaydı asla böyle bir sorukla karşılaşmazdınız. Hadi eşleştirelim dostlar. Hızlı bir tekrar yapmış olalım. Diyor ki Moğol hakimiyetine giren ilk Türk İslam boyudur. Dostlar Moğol hakimiyetine giren ilk Türk İslam boyu Karluklulardır. Buraya bir Karlukluları yazalım. Şimdi bak burada iki bilgi öğrenmeniz gerekiyor ama gerçekten bilinecek. Eğer soru size nereye üzerine yazalım bak. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyu derse İslamiyet'i katmadan o zaman sorumuzun cevabı Kırgızlar olurdu. Çünkü Moğol hakimiyetine ilk giren Kırgızlardır. Fakat daha sonra İslamiyet'in kabulüyle beraber Karluklular biliyorsunuz Talas Savaşı'nda İslamiyet'i kabul ediyorlar. Ve Müslüman olduktan çok kısa bir süre sonra da Moğol hakimiyetine giriyorlar. O yüzden biz İslamiyet'ten önce ya da hiç o ifadeyi kullanmadan Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyu dediğimiz zaman Kırgızlar, İslamiyet'in kabulünden sonra Moğol hakimiyetine giren derse Karluklar. Bu tabii böyle de sorulabilir, şöyle de sorulabilir. Der ki Moğolların Türkleşmesinde kimler etkili olmuştur? Kırgızlar, Karluklar. Bir de Uygurlar. Bak onlar devlet. Burada boyları sorduğu için ben ondan bahsetmiyorum. Ama Uygurlar da biliyorsunuz Moğol hakimiyetine giriyordu. Hatta Moğollar Uygurlar okuma yazma bildiği için devlet kademelerinde önemli memurluklara getirmişlerdi. Onlara büyük bir saygı duyuyorlardı arkadaşlar. Bunu da hatırlarsınız. Pekala Karlukları elelim. Birinci öncülden gitti. Uygurların yıkılmasında etkili olan dostlarım Kırgızlardır. Bak Kırgızların ikinci bir özelliği de bu. Çünkü Kırgız saldırısıyla beraber Uygurlar ikiye ayrılacak. Sonra da Moğol hakimiyetine girecekler. Aldım. Zaten Kırgızların başka da bir özelliği yok ha. Aynen Moğol hakimiyetine girmeleri var. Uygurların yıkılmasında etkililer. Manas Destanı Yenisa yazdı. Bu kadar. Başka hiçbir özellikleri yok. Bunlar da bilinecek. Devam edelim. Tarihte ilk defa İstanbul'u kuşatmışlardır. Dostlarım bunu ÖSYM sormaktan bıktı. Kim bu avarlar?
Şimdi bak, avarlar denildiğinde 3 şey bilmeniz gerekiyor. İkisi soruldu, biri sorulmadı. Birincisi bu. İstanbul'u tarihte ilk defa kuşatan Türk devleti avarlardır. Gitti, sordular. İkincisi üzengi. Dostlarım, üzengi kullanımını Avrupa'ya ilk defa tanıtan yine avarlardır. ÖSYM bu soruyu geçmiş yıllarda sordu. Bu da soruldu. Ha bir de şu var. Üzengiyi kim icat ettilerse İskitler, Avrupa'ya tanıtan avarlar. Soruldu. Gelelim üçüncü bilgiye. Bu sorulmadı. Dostlar, avarlar Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devletidir. Anlaştık. Buna dikkat edin. Çünkü sadece bu yönüyle gelmedi. Ola ki avarları soracaklarsa %99 bu yönüyle soracaklardır. Pekala, onu da elemiş olduk. Devam edelim buradan sonrasında. Buharık Hatun adında kadın hükümdarları vardır demiş dostlarım. Hemen geliyorum Sabirlere. Dostlar, Sabir kelimesi yer yön değiştiren demekti. Bu adamlar sırf bağımsız yaşamak uğruna dünyanın birçok noktasını gezdiler, gezdiler, gezdiler. En son Sibirya'ya yerleştiler. Kimse dediler gelip buraya saldırmaz bize. Eksi 40 zaten, kim gelecek? Hatta Sibirya ismi Sabirlerden geliyor. Yani bu adamlar yaşadıkları yere kendi isimlerini vermişler. Kim gibi? Hazarlar gibi. Bak, Hazarlardan Hazar Denizi'nin ismi gelir, Sabirlerden Sibirya gelir. Bu iki bilgiye dikkat edin. Dostlarım, Sabirlerin Buharık Hatun adında bir kadın hükümdarları var. Onu da duymuş olmanız gerekiyor. Şimdi kadın hükümdar iki tane zaten bu dönemde. Birincisi Tomris Hatun, onu sordular. İskitler'de bilinen ilk Türk kadın hükümdardır. Hatta tamamen kadınlardan oluşan, kendine bir ordu da oluşturuyordu dostlarım. Hatırlarsınız, Amazon Kadın Savaşçıları adıyla bir ordusu vardı. O zaman Tavgaşları da eledim, çözülelim. Sabirleri de eledim. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Tavgaşlara gider, herhangi bir şey yazmıyor. Peki ne diyebilirim, ne bilmeliyim? Dostlar, Tavgaşlar şöyle. Asya Hun Devleti'nin, yani tarihte bilinen ilk Türk Devleti'nin yıkılmasıyla beraber Çin'in kuzeyinde kuruluyorlar. Ve adamlar Çin'e çok yakın oldukları için Çin etkisinde kalarak Budizm'e inandılar. Hatta din değiştiren ilk Türk Devleti diye geçer Tavgaşlar. Düşünsene, Asya onlarından hemen sonra kurulmuş ve adamlar Budizm'e inanmışlar. Mesela din değiştiren ilk denildiğinde Uygurlara gidiyorsunuz. Hayır dostlarım, Uygurlar çok daha sonra kuruluyor. Ve Tavgaşlar o kadar Çinileştiler, o kadar Çinileştiler ki bu adamlar Orta Asya'da yaşayıp da asimile olmayı başarıyorlar dostlarım. Çünkü bu adamların ülkesinde Türk kıyafetleri yasaklandı, töre kuralları yasaklandı, gök tanrı yasaklandı. Yani tamamen Çinliler gibi yaşamaya, onların kültürüyle hayatlarını sürdürmeye başlayacaklar. Ne yazık ki Tavgaşların da böyle bir yönü var. Evet, eşleştirme sorumuzu da toparladık. En son avarlara düşmüşüz en çok. Ben bunun niye olduğunu tahmin ediyorum. Kesinlikle dışarıda kalıları yukarıdaki bilgiler hangi Türk boyuna aittir diye okudunuz. Sonra bir şey çıkmadı, ikiden bir şey çıkmadı, üçe baktın İstanbul, aha dedin avarlar, gittin işaretledin ama soru öyle gelmedi. Dikkat edin dostlarım, acele etmeyin soru çözerken. Zaten birçok soru dikkatten kaçmış, ben onu fark ettim. Birazdan biz de göreceğiz. Devam edelim. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Tam böyle sınav tadında gelesi bir soru dostlarım. Ne diyor? Türk kelimesi tarih boyunca farklı şekillerde anlamlandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türk kelimesinin anlamlarından biri değildir diye soruyor. Bakıyorum, evet cevabımız Denizli dostlarım. 221 kişi %76 doğru işaretlemiş. Ona en yakın Türeme'ye düşmüşüz. Sonra Güçlü'ye düşmüşüz. Diğerlerinde çok problem yok. Hadi birlikte hatırlayalım. Şimdi ÖSYM Türk kelimesinin anlamını soruyor. Kim, hangi anlamı verdi? Bu tarzda geliyor, böyle de gelebilir. Dostlarım, Türk kelimesini ilk tanımlayanlardan biri Çinlilerdir. Ve Çinliler miğfer olarak tanımlamışlar. Miğfer, askerlerin savaş sırasında başlarına taktıkları kaskın adı. Ama bu şuradan gelmiyor. Yani Türkleri sürekli savaşırken gördüler. İşte bu yüzden miğfer olarak tanımladılar. Hayır hocalarım. Bizim yaşadığımız yer coğrafi olarak, yani Orhun Serenga bölgesi, uzaktan bakıldığında miğfere benziyormuş. İşte bu benzerlikten dolayı Türk kelimesini miğfer diye tanımlayacaklar. Gitti. Geldim bir diğerine, olgunluk çağı. Bunu da hatırlıyorum. Kimdir? Kaşgarlı Mahmut. Dostlarım, Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lugati Türk isimli eserinde Türk kelimesini olgunluk çağı olarak tanımlıyor. ÖSYM bu şekilde sordu. Yani Kaşgarlı Mahmut'a göre Türk kelimesinin anlamı nedir diye. O yüzden bunu bileceğiz. Gitti. Töreli ya da nizam sahibi. Dostlarım, Türk kelimesini töreli ve nizam sahibi olarak tanımlayan kişi Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp'ten ileride tekrar bahsedeceğiz. Bunu da eledim. Türemek ya da çoğalmak. Türk kelimesine türemek, çoğalmak anlamlarını veren Van Berey'dir arkadaşlar. Van Berey şöyle, adam muhtemelen anlamadı bizi. Yani
Türemek çoğalmak nedir abi? Adam baktı ki her kaldırdığı taşın altından biz çıkıyoruz. Dedi ki lan bunlar ne kadar kalabalık. Muhtemelen böyle bir yorum yaptı. Ve Türk kelimesine türemek çoğalmak anlamını verdi. Onu da aldım. Geldim güçlüye. Bak güçlü ya da kuvvetli. Türk kelimesine güçlü, kuvvetli anlamını veren ise dostlarım Uygur kaynaklarıdır. Hatta dersi anlatırken aklınıza şöyle kalsın dedim. Ancak bir Türk kendini güçlü olarak tanımlar. Buradan yakalarsınız demiştim, hatırlayın. Fakat savaşçı asla Türk kelimesinin anlamı değildir. En iyi tuzaklardan biridir. Bak ÖSYM şöyle sordu. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi Türk kelimesinin anlamları arasında gösterilemez? Seçeneklere bu şekilde sıraladı. Saygılı insanı koydu. Bak bakıyorum Türk kelimesinin saygılı insan diye bir anlamı var mı? Yok. Ben de aynı soru aslında, aynı kalıpta soruyu değiştirmiş oldum. Savaşçıyı koydum. Şimdi biz savaşçı bir milletiz. İnsanlar buna düşecektir diye düşündüm ki derslerde de uyarıyorum savaşçıya düşmeyin diye. Ve buraya koyduk. Evet, savaşçı bir milletiz ama Türk kelimesinin böyle bir anlamı yok dostlarım. O yüzden asla düşmeyeceğiz. Buraya savaşçıyı da yazdım. Ona da çarpı attım ki düşmemem gerektiğini bileyim. Sürekli gözümün önünde olsun. Geçelim diğer sorumuza. Evet, dördüncü sorumuz. Bakalım ne diyor? İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yönetim anlayışı ile ilgili hangisi söylenemez? Dostlarım yine çıkmış sorudan devşirdiğim, takla attırdığım bir soru. Cevabımız Denizli'ymiş. Bakıyorum 169 mu? Evet, yanlış okumadıysam 169 kişi. 161'i doğru cevaplamış. Ona en yakın Edirne'ye gitmişsiniz. 152 kişi, %18. Sonra diğer seçenekler diye gidiyor. Yani Edirne sizin kafalarınızı karıştırmış. Hadi birlikte bakalım o zaman. Şimdi yönetimle ilgili söylenemez. Bakıyorum. Kut inancına göre hükümdarlıklarını tanrısal bir güce dayandırmışlardır. Evet. Çünkü kut anlayışı ne diyordu? Gök Tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verildiğine inanılan siyasi yetkilerdi dostlarım. Yani devleti yönetme yetkisi. Bu doğru. Bunu alırım. Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılmıştır. Doğru. Veraset sistemi. Biraz önce ilk soruda da konuştuk. Bunu da alıyorum. Denizli'ye bakıyorum. Şu özür dilerim Ceyhan'a. Devlet kurultay adı verilen yapıyla yönetilmiştir. Doğru. Dostlarım kurultay dediğimiz yer bizim o dönemdeki danışma organımızdır. Şöyle ki kurultay yılda 3 defa toplanır normal şartlarda ve hükümdarın başkanlığında toplanıyor. Tabii yoksa vezir. Ve dostlarım burada devlet yönetimiyle ilgili bütün kararlar alınır. Yani siyasetli, adaletli, askeri konularda, ekonomik konularda her şeyi burada konuşuyorlar. Fakat son söz kime ait? Hükümdara ait. Yani burası bir danışma organıdır. Meclis gibi düşünebilirsiniz burayı. Tabi bazı durumlarda karar da verebiliyor. Onu yeri geldiğinde konuşuruz. Devam edelim. Geldim D seçeneğine. Hükümdar bütün gücü elinde toplayarak merkezi otoriteyi güçlü tutmuştur. Dostlarım bak bunu çok uyarıyorum size ders anlatırken. Diyorum ki asla Türklerde merkezi yönetim anlayışı yoktur. Merkezi otorite zayıftır. Şimdi şunu düşün. Merkezi otorite demek hükümdarın, kanun sonsuz güce sahip olması demektir. Ama bizde böyle bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Bunun iki tane sebebi var. Birincisi en önemli sebepleri tabii iki tane. Boylar Federasyonu. Şimdi Boylar Federasyonu'na göre bizim devletlerimiz boyların birleşiminden mi meydana geliyor? Evet. Şimdi aslında bak o boy beyleri, sizler mesela beni izleyenler boy beylerisiniz. Normalde bağımsız yaşayabilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Ama gelip bana bağlanmışsınız ve bir devlet olmuşuz. Ben de hükümdarım. Eğer ben sizin üzerinize çok gelirsem, yani ağır vergiler toplarsam, sizi savaştan savaşa sürüklersem, eziyet edersem, şunu yaparsam, bunu yaparsam, sen şöyle mi dersin? Olsun hükümdardır, yapar, canı sağ olsun mu dersin? Yoksa başlarım senin yöneteceğin devlete deyip isyan edip gider bir yerde bağımsız yaşar mısın? Zaten böyle bir hakkın var, sen bağımsız yaşayabilirsin. O zaman bana çok da tahammül etmezsin. Bu da hükümdarın gücünü azaltır dostlarım. Sonsuz gücüm olmadığını gösterir. Bu bir. İkincisi de nedir biliyor musunuz? İkili teşkilat. Bakın biz ikili teşkilata göre, buraya ikili teşkilatı da yazayım. Devlet yönetimini daha da kolaylaştırmak amacıyla devletlerimizi ikiye bölüyoruz. Doğu ve Batı şeklinde en çok bu ikisi kullanılır. Doğu merkezdir. Kaan Doğu'yu yönetir. Batı'ya da Yapgu adıyla hanedan üyesi bir erkek gönderilir. Yani Yapgu illa hükümdarın kardeşi olacak diye bir kural yok. Kardeşi olur, amcası olur. Mesela Mukan Kaan'la istim yaptı. Amca yeğen beraber yönetiyorlardı. Neyse bu çok önemli değil. Şimdi ikili teşkilata göre ülkenin batısındaki Yapgu aileden geliyor. Yani verasete dahil. Ülke onun da sayılıyor. Eğer ben Yapgu'nun üzerine çok gidersem, Yapgu'yla Kaan anlaşamazlarsa dostlarım, Yapgu bağımsızlığını ilan edebilir mi?
eder. Devlet pat ikiye bölünür. Ki hatırla, Asya Hunları ikiye bölünüyor, Birinci Göktürk ikiye bölünüyor, Uygurlar ikiye bölünüyor. Yani bu bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi. O zaman ikili teşkilat da bizim hükümdarın gücünü kısıtlıyor dostlarım. Yani frene basıyor. Hayır diyor, istediğin gibi bu şekilde karar alamazsın. O zaman dostlarım ben Denizli'ye asla gidemem. Buraya bakıyorum, Edirne'ye. Hükümdar olmadığı zamanlarda kurultaya vezir ya da hatun başkanlık etmiştir. Doğrudur hocalarım. En çok vezir, yani aygucu o dönemki adıyla, kurultay toplantılarına başkanlık yapar. Hükümdar savaşta olabilir, hasta olur, şu olur, bu olur. Ve istisnai bir durumda olsa da hatun da gerek görürse eğer kurultaya başkanlık yapabilir dostlarım. Onu da alabilirsiniz. Yani E seçeneği doğrudur, herhangi bir problem yok. Ama Denizli seçeneği yanlıştır. Bizde merkezi otorite zayıftır, merkezi yönetim yoktur dostlarım. Geçelim diğer sorumuza. Evet, geldik 5. sorumuza. Bakalım ne diyor. Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler döneminde ticarette değişim aracı olarak kullanılan mühürlenmiş bez parçalarını ifade eder? Konuyu anlatırken yazdığım bir soru kalıbı aslında. Sadece bir kısmını değiştirdim. Doğru cevabımız Denizli. Bakıyorum 121 kişi, %45 doğru cevaplamış. Ona en yakın Edirne'ye gitmişiz. Yani üçünü de almışsınız. Ve bayağı 72 kişi almış, %27. Onun dışında bakıyorum yalnız ikiye düşmüşüz. Böze ve diğerleri diye dağılıyor. Şimdi dostlarım, Kamdu, Böz, bir de Kuampo. Üç taneler bunlar. Bu üçü mühürlenmiş bez parçalarının adıdır. Şöyle ki, bizde aslında ilk defa parayı kullanan devlet Asya Hunlarıdır. Ama Asya Hunlarının kendine ait paraları yok. Başka devletlerin, milletlerin parasını kullanıyorlar. Fakat Göktürkler demişler ki böyle olmaz, biz parayı kullanalım. Yani kendi paramızı kullanalım. Adamlar küçük bez parçalarını almışlar. Bunların üzerine devletin mührünü basmışlar. Ve bu bez parçalarını da ticarette değişim aracı olarak kullanmışlar dostlarım. Böylece Kamdu, Böz ve Kuampo mühürlenmiş bez parçalarıymış. Ve ilk defa kimde kullanılmaya başlıyormuş? Göktürklerde. Burada Kamdu ve Böz'ü bil. Yani Kuampo biraz ayrıntıda kalabilir ama şu ikisi kesinlikle bilinmesi gerekir. Geldim Çav'a. Dostlar, Çav ise Uygurlar döneminde kullanılan kağıt paraların adıdır. Biliyorsunuz Uygurlar ilk defa kağıdı ve matbaayı kullanan Türk devletimizdi. Adamlar bu oluşturdukları sistem içerisinde kağıt paraları oluşturmuşlar. Bu durumda bize mühürlenmiş bez parçalarını sorduğu için sorumuzun cevabı Denizli'ye gider. Eğer Uygurların kullandığı kağıt paraların adı nedir deseydi, o zaman yalnız 3'e gidebilirdim. Ya da bak, soru şöyle gelseydi. Dostlar, burada Göktürkler değil de Uygurlar yazsaydı. Ben derste bu şekilde soruyorum konuyu anlatırken. Burada Uygurlar yazsaydı cevabınız ne olurdu? Videoyu durdurun ve lütfen cevap verin. Şimdi dostlarım, Uygurlar dediğimde birçoğunuz yalnız 3'e düşmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Ama asla düşmeyeceksiniz. Yani tarihte bir bütünlük vardır. Asla şöyle olmuş olamaz. Uygurlar kuruldu. Kurulduğu gün abi hemen getirin kağıdı, matbaayı, para basacağız. Mümkün mü? Değil. Dostlarım, her devlet kendinden önceki medeniyeti bir süre devam ettirmek zorundadır. Yani Uygurlar ilk kurulduklarında Göktürklerin mühürlenmiş bez parçalarını kullanıyorlardı. Ama daha sonra kağıt ve matbaa hayatlarına girince Çav adı verilen kağıt paralar geldi. Yani seçeneklerde, özür dilerim, sorunun kökünde burada Uygurlar yazıyor olsaydı sorumuzun cevabı o zaman da Edirne'ye giderdi. Anlaştık. Çünkü Uygurlar'da dostlarım hem bunlar var hem de artı bu var. Ama sadece Uygurlar derse o zaman sadece Çava olabilir. Tamam. Geçelim diğer sorumuza. Hadi bakalım. Evet, geldik 6. soruya. Yukarıdaki Türk boylarından hangileri Müslüman Araplara karşı mücadele etmiştir diye soruyor. Bakıyorum, cevap Ceyhan 184, gayet başarılı. %67, çok iyi ya. Ona en yakın 28'e 30, yani Edirne ve Adana'ya düşmüşüz. Adana'ya bakıyorum, sadece Hazarları almışsınız. Edirne, ha ya hepsi ya hiç demişsiniz. Hadi bakalım. Şimdi dostlar, bu soru gerisi bir soru. Bahsedelim. Şimdi Türklerle Müslümanların ilk savaşı Hazreti Osman zamanında oluyor. Bakın, Hazreti Osman İslamiyet'i Kafkas bölgesine yaymak amacıyla ordusuyla beraber gelir. Ve biz Hazreti Osman'la Belencer Savaşı'nı gerçekleştiriyoruz. Kiminle savaşıyor? Hazarlarla. Hatta yapılan mücadeleyi Hazreti Osman kaybeder, Hazarlar ise kazanır. İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılması bu durumla beraber gecikiyor dostlarım. O zaman şunu öğrendim.
Türklerle Müslüman Arapların ilk savaşı hangisidir derse cevabınız ne olacakmış bu durumda? Belencer Savaşı olacakmış. Hazarlarla Hazreti Osman arasında ve İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılması gecikmiş. Bu bir. Hemen arkasından ikinci savaşımız ise. Şimdi bu Müslümanlar 4 halife dönemini yaşadıktan sonra yeni bir devlet kuracaklar. Emeviler adı verilen bir devletleri var. Fakat Emevilerin biliyorsunuz Mevali adı verilen iğrenç bir politikaları var. Arap milliyetçiliği. Bunun özü şu aslında. Adamlar bir kimse Müslüman dahi olsa eğer Arap değilse köleleştirmişler. Yani adamlar Arap milliyetçiliğini İslamiyet'in üzerinde tutmuşlar ve bu kafayla İslamiyet'i yaymaya çalışıyorlar. Dostlar Emeviler bu zihniyetle İslamiyet'i Orta Asya'ya yaymak için koştura koştura geldiler. Hop kiminle karşılaştılar? Türkişlerle. Sonra Türkişlere anlattılar. Dediler ki işte biz yeni bir dinin temsilcisiyiz. Nedir abi İslamiyet? Anlatın bakalım. Anlattılar. Böyle her şey güzel, gök tanrıya benziyor. Biz böyle belki kabul edebiliriz falan. Ama dediler ki bize mevali politikası var. Yani biz dediler eğer bu dini kabul ederseniz hepinizi köle yapacağız. Bunu bir de Türk'e söylüyorsun. Asla kabul etmezler. Ve dostlar Türkişler Emevilerin getirdiği İslamiyet'i mevali politikasından dolayı kabul etmedi. Ve Türkişlerle Emeviler arasında buraya yazalım. Haristan Savaşı adı verilen bir savaş gerçekleşiyor. Haristan Savaşı. O zaman Haristan Savaşı Türklerle Müslüman Arapların ikinci savaşı. Fakat çıkmış soruları çözün. Asla ikinci diye bir ifade görmezsiniz. Nasıl soracak? Şu şekilde soracak. Dostlarım Haristan Savaşı Orta Asya'da yapıldı. Belencer ise Kafkaslar'da yapılıyordu. O yüzden soru şöyle gelir. Türklerle Müslüman Arapların Orta Asya'daki ilk savaşı hangisidir derse Haristan. En baştan toparlıyorum. Eğer Türklerle Müslüman Arapların ilk savaşı derse coğrafya belirtmeden o zaman Belencer Savaşı. Türklerle Müslümanların Orta Asya'daki ilk savaşı derse Haristan. Ve Haristan Savaşı'nda yine Türkişler kazanır, Emeviler kaybeder. Hatta bunun sonucunda İslamiyet'in Orta Asya'da yayılması gecikiyor. Şimdi gelelim Karluklara. Dostlarım Karlukların olayı farklı. Çünkü bunlar Müslüman Araplara karşı mücadele etmediler. Onların yanında oldular. Hatırla 751 Talas Savaşı. Bak buraya bir yazalım. Talas Savaşı'nın aslında bizimle bir alakası yok. Müslüman Araplar, Emeviler adı verilen devlet yıkılınca onun yerine Abbasiler adı verilen bir devlet kurdular. Arkadaş bunu niye yazamıyorum? Abbasiler de İslamiyet'i yaymak amacıyla Orta Asya'ya gelir ve Çin'le karşılaşırlar. Bak Talas Savaşı'nın benimle bir alakası yok. Çin'le Arapların arasında. Fakat bu mücadele sırasında Karluklular düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyerek Abbasileri destekleriler. Bak Müslümanların yanında yer almışlar. Bundan dolayı da hem savaşın kazanılmasını sağladılar hem de dostlarım İslamiyet'i kabul edecekler. Hatta biz Karluklara diyeceğiz ki ilk Türk İslam boyudur. Bu yönüyle de soruldu. O zaman savaşanları sorduğu için Hazarlarda Belencer Savaşı varmış. Türkişlerde de Haristan. Yani cevabımız 1 ve 2 olur. C seçeneği. Karluklar olmaz ama hocalarım. Karluklar Talas Savaşı'nda Müslüman Arapların yanında yer aldılar. Tamam buna dikkat edin. Şu iki savaşta sorulmadı. O yüzden bu soru için gerisi bir soru dedim. Bu soru ya da yani bu tarzda ya da benzeri şekilde şu savaşlar üzerinden karşınıza çıkabilir. Bence dikkat edin. Gelelim diğer sorumuza. Evet 7. sorumuz. Bakalım ne diyor? Diyor ki Orta Asya'da yaşayan Türkler ahiret inancını görmüştür diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösteremez? Evet hemen hemen herkes yapmış anladığım kadarıyla 230 kişi %80'i Edirne doğru cevaba ulaşmış. Ona en yakın Balbala düşmüşüz ki çok mantıklı sonrası biraz atmışlar anladığım kadarıyla. Şimdi Balbal'la beraber başlayalım. Dostlarım Balbal ilk defa İskitler döneminde oluşturulan şuraya bir İskitler diye yazayım. İlk defa İskitler döneminde oluşturulan mezar taşlarıdır. Ve şöyle bir özelliği var. Şimdi bunun ahirette ne alakası var değil mi? Şuna inanıyorlar o dönemde. Bir Türk bu dünyada öldürdüğü düşman askerlerinin öbür dünyada kendi hizmetçisi olacağına inanıyor. Yani öldürebildiğin kadar düşman askeri öbür dünyada olsun hepsi birer Sebastian. Sana hizmet etsinler. Şimdi bu mantık bana ahiret inancının olduğunu gösterir mi? Gösterir. O zaman balbal taşları ahiret inancına bir kanıttır dostlarım. Bunu da şöyle yapmışlar. Şimdi
öldürdüğüm kişiler öbür dünyada hizmetçim olacak ya. Bu tabii benim aynı zamanda şanım, şerefim. Yani öldürdüğüm insanlar. Bunu sembolize etmek amacıyla ölen kişinin mezarının başına öldürdüğü düşman askeri sayısıyla orantılı büyüklükte olan taşlar dikmişler. İşte biz o taşlara balbal taşlar adını vereceğiz. Ve ilk defa İskitler'de başlıyor. Şöyle bir özelliği de var. Şimdi düşünsene bir Türk askeri öldü. Atıyorum 10 tane düşman askeri öldürmüş. Abi alalım böyle alelade bir kayayı dam diye mezarın başına koyalım. Oldu mu? Olmadı tabii ki. Bu ne böyle? Buna biraz şekil vermek gerekiyor. Dostlarım o taşa şekil vererekten insana benzetelim. Şimdi daha güzel ve daha hoş durdu. Ama hangi sanat doğdu bununla beraber? Heykelcilik doğdu. O zaman şu çok güzel bir soru olur. Balbal taşları Türklerde hangi sanatın ortaya çıkmasında etkili olmuştur derse heykelcilik. Ya da heykelcilik ilk defa kimde başladı Türklerde derse İskitler. Tamam. Devam edelim. Dostlarım kurgan oda şeklinde yapılan mezarlardır. Şimdi bizimkiler tabi bu herkese yapılmaz. Yani ölen kişinin ya hükümdar olması gerekiyor ya da üst düzey devlet memuru olması gerekiyor. Öldükten sonra mesela şöyle yapalım. Şunu yapmışlar. Ölen kişinin cesedini mumyalayıp buraya gömmüşler. Çünkü tekrar dirilecek ve o bedene ihtiyacı olacak. Daha sonra adamın gündelik eşyalarını koymuşlar. İhtiyacı olur. Değerli eşyalarını koymuşlar. İhtiyacı olur. Atını koymuşlar binip geçsin öbür dünyada diye. Hatta bazı kurganlardan çıkmış adamın eşini de koymuşlar buraya. Dostlar sonra da burayı hop kapatmışlar. Evet eşten dolayı biraz iğrenç gibi olsa da böyle. İşte biz bu oda şeklinde yapılan mezarlara kurgan adını vereceğiz. O zaman bu da ahiret inancını gösteriyor. Çünkü tekrar dirileceklerine inanaraktan bunları yapmışlar. Yazmayacağım, kalemle yazmam zor oluyor ama söyleyeceğim. Lütfen bilmiyorsanız not alın. Bize ait İki tane önemli kurgan vardır dostlarım. Biri pazırık kurganıdır. Pazırık kurganından dünyanın en eski halısı kabul edilen pazırık halısı bulunuyor. Ve bu bizim dokumacılıkta ileri gittiğimizi gösteriyor dostlarım. Buna dikkat edin. Günümüzde bu halıyı Rusya'da Ermitaj Müzesi'nde sergiliyorlar. Bize ait olan bir diğer önemli kurgan da esik kurganıdır. Dostlar esik kurganından da altın elbiseli adam zırhı çıkıyor. Bu da Türklerin madencilik alanında ileri gittiğini gösterir. Sakın savaş demeyin ha burada. Altından yapılmış bir zırhı savaşta kullanamazsınız. Madencilikte iyi olduklarını gösterir ya da kuyumculuk diyebilirsiniz. Bu da hatta günümüzde Kazakistan'da Almata Müzesi'nde sergileniyor şu anda. Ve her iki kurgan da Asya Hunlarına aittir hocaları. Anlaştık o zaman bunu da aldım. Tamu ve uçma. Bakın tamu cennet yalnız cehennem demektir. Buraya yazalım. Uçma ise cennet demektir. Uça uça cennete gitmiş. Aklınıza böyle kalsın. Cennet ve cehenneme inanıyor olmaları da yine ahiret inancının olduğunu gösterir. Ama bak burada ne var? Yuh. Nedir? Cenaze töreni. Dostlarım cenaze töreni ahiret inancına kanıt olmaz. İnsanların çok fazla üzüldüklerini gösterir. Onların üzüldüğüne kanıttır. Ama asla ahiret inancına kanıt değildir hocalarım. Buna dikkat edin. Ve ne yapmışlar biliyor musunuz? Bak ailenin yakınları yani ölen kişinin yakınları cenaze töreni sırasında, yol sırasında çok fazla üzüldüklerini göstermek amacıyla insanlar tırnaklarıyla böyle yüzlerini ditmişler dostlar, parçalamışlar. Kanla gözyaşını birleştirmişler. Çok fazla üzüldüklerini göstermek amacıyla. Biraz böyle psikopatça üzülmüşler. Mesela yu aşı, cenaze aşı demektir dostlarım. O da buradan gelir. Evet, böylece ahiret inancının kanıtlarıyla ilgili bir soruydu. Ha bu arada bunların dışında neyi ahiret inancına kanıt olarak gösteririm? Bir de mumyalamak var. Şuradaki mumyalama olayı da yine Türklerde ahiret inancının olduğuna kanıttır dostlarım. Ona göre yaparsınız sınavda böyle bir soru gelirse. Geçelim diğer sorumuza. Evet geldik 8. sorumuza. Bakalım ne diyor. Dostlarım soru bize diyor ki Avrupa Hun hükümdarları Atilla dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez hükümdarı yalnız. Batı Hunlarının başlattığı kavimler göçünün sonucunda Balamir önderliğinde Avrupa Hun devleti kurulmuştur. Atilla ile ilgili doğrudur değildir diye soruyor. Sorumuzun cevabı Ceyhan 156 kişi. 156'sı doğru cevaplamış. Evet burada biraz düşmüş bu soru zorlamış. En çok Edirne'ye düşmüşsünüz 63 kişi. Diğerleri şu 29 ve 27, Adana ve Bursa'da hemen hemen eşit kalmış. %11'i, %9'u. Bakalım. Şimdi Atilla dönemi Avrupa Hunlarının en parlak dönemidir dostlarım. Ve ülkeyi kardeşi Bileda ile beraber yönetiyor. O yüzden bunu aldı. Bursa'ya bakıyorum. Hem Doğu Roma hem de Batı Roma ile mücadele etmiştir. Doğru mu? Doğru dostlarım. Bunu nereden biliyorum? Adam Doğu Roma üzerine sefer düzenledi. Doğu Roma ile
Anatolios ve Marcos anlaşmalarını imzaladı. Hatta bu anlaşmalar soruldu, dikkat edin demiştim. Yani Bizans'ta. Baturama, şimdi bu soruyu çözenler diyor ki hocam Baturama ile Atilla dost değil miydi? Evet dosttu ama ne zamana kadar? Hatırla Honaria'ya kadar. Baturama İmparatoru'nun kızı Honaria Atilla ile evlenmek istiyordu. Atilla da evlenirim ama bu evliliğin sonunda çeyiz olarak Baturama topraklarının yarısını bana vereceksiniz demişti. Baturama İmparatoru bu teklifi kabul etti mi? Hayır tabii ki de. Düşünsene adam hem kızını verecek hem de ülkenin yarısını verecek. Tabii ki de olmaz öyle şey. Dedi ki sana kız da yok toprak da yok. Hadi git işine. Atilla bunu duyunca o güne kadar dostum dediği Baturama üzerine sefer düzenledi dostlarım. Hatta Roma şehrini kuşattı. Böyle avucunun içinde istese alabilir. Ama dedi ki bu şehri almayacağım. Çünkü bunun 3 tane sebebi var. Bunlar da soruldu. Hızlıca saymış olacağım. Birincisi dostlarım Roma'nın gücünü kırdığına inanması. Zaten adamın toprak almak gibi bir derdi yok. Hani siz benim teklifimi nasıl kabul etmezsiniz? Benim sözümün üzerine nasıl söz söylersiniz? Aslında bu yüzden saldırıyor. Bu bir. İkincisi Papa'nın ricası. Roma şehri kuşatılınca Papa koşarak Atilla'nın yanına geldi. Evlat dedi yapma. Tanrı'yı kızdırma. Tanrı'yı kızdırırsan şöyle olur, böyle olur vesaire. Burada dostlar bir Atilla'yı ikna edecek. Bu da etkili oluyor. Üçüncüsü de Atilla'nın en büyük hayali Sasaniler. Ben dedi Sasanilere saldıracağım. Oradan da tekrardan Orta Asya'ya doğru geri dönebilirim. O yüzden Sasaniler üzerine sefere çıkacak olduğu için dostlarım Roma kuşatmasını kaldırıyor. O zaman B seçeneği de doğru. İkisini de aldım. Ceyhan bir beklesin. Almanların Nibelungen destanında Etzel adıyla bahsedilmiştir. Bak bu çok güzel bir soru olur. Dostlarım Atilla Almanlarla da mücadele ediyor ve bu mücadelesi Nibelungen destanına konu olmuş. Fakat bu destanda Atilla'dan bahsedilirken Etzel adıyla bahsetmişler. Bu muhteşem bir soru olur, dikkat et. Şimdi bu kadar ayrıntı olur mu deme. Bazı yerlerde gerçekten ayrıntıya girmek gerekiyor ki normalde sevmem ben ayrıntıyı. Neden? Çünkü mesela adam şeyi sordu. Firdevsi'nin Şehname isimli eserinde Alper Tunga'dan hangi isimle bahsedilir? Afrasyab. Aynı mantık. Onu soran bunu da sorabilir. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Geldim Edirne'ye. Bu seçeneği niye koydum biliyor musunuz? Hiç derste anlatmadığım bir şey. Döneminde Akatir isyanı çıkmıştır ve bastırmıştır diye söylüyor. Doğru hocalarım. Çünkü bunu ÖSYM'de yapıyor. Yani diğer dördüne bildiğiniz şeyleri koyuyor. Bir tane de bilmediğiniz bir şey koyuyor. Ve bak burada olduğu gibi hep öğrenci aynı tepkileri veriyor. Gidiyor bilmediğini işaret ediyor. Arkadaş bunu hiç duymadın ya. Niye gittin bunu işaretledin? Ama Ceyhan'ı duydun. Bak ne diyor? Anadolu'ya ilk defa akınlar düzenlenmiştir. Dostlarım Anadolu akınları ilk defa Ulduz dönemindedir. Dedik ki Avrupa Hunları'nda Ulduz döneminde keşif amacıyla Türkler ilk defa Anadolu'ya geldiler. Akınlar yaptılar. Hatta Urfa'ya kadar geliyorlar. Hatırlayın hikayesini anlattım. Başpiskoposla karşılaşıyorlardı. Bir tartışmaları falan vardı. Hatırlarsınız onu. O zaman bizim Anadolu'ya ilk defa akınlar düzenlememiz Atilla döneminde değil, Ulduz döneminde oluyor. Anlaşıldı. Bu soruya dikkat edin. Yani burada biraz Ulduz bulması zor olabilir. Bunu kabul ediyorum. Ama şunu bilmen gerekir bence. Türkler ilk defa hangi devlet döneminde Anadolu'ya akınlar yaptı derse o zaman da Avrupa Hun Devleti olduğunu çok iyi bileceğiz. Anlaştık. Avrupa Hun Devleti'nde Ulduz zamanında ya da bu olayın Atilla döneminde olmadığını bileceğiz. Anlaştık burada. Evet, böylece bu sorumuzu da çözmüş olduk. Geçelim diğer sorumuza. Dokuzuncu sorumuz. Hadi birlikte değerlendirelim. Diyor ki Türk kelimesi hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenebilir? Bakıyorum seçeneklere. Evet, Edirne doğru cevabımızmış ve 229. Çok iyi, %82'lerde. Ona en yakın Denizli 1 ve 2'ye düşmüşüz. Yani 3'ü almamışsınız. Sonrasında bakıyorum Bursa, Ceyhan yani ölümüne kapışır o ikisi. Bakalım dostlar. Türk kelimesiyle ilgili 4 tane bilgi öğrendiniz temelde. Şu da ileride konuşacağız dedik ama notunuzda vardı bahsetmiştik. Bakıyorum. Dostlar diyor ki ilk defa coğrafi bir bölge için kullanan Bizans'tır doğru. Bizans bizim Orta Asya'da yaşadığımız dönemde Orta Asya'dan bahsediyorken Türkiye tabirini kullanmış. Ama orada Türkiye diye bir devlet olduğu için değil. Orada Türkler yaşıyor anlamında. Türklerin yaşadığı coğrafya anlamında. O yüzden biz coğrafi olarak ilk defa kullanan kimdir derse Bizans diyeceğiz. Tamam bu bir. Gelelim ikincisine. Siyasi olarak ilk defa kullanan Göktürklerdir. Bunu zaten banko yakalarsınız. Siyasi demek devlet ismi. Bak Göktürkler. İlk defa dostlarım biz bu dönemde Türk kelimesini bir devlet adı olarak kullanmış olacağız. Bunu da alırım.
Gelelim şuna. Marco Polo Orta Asya için büyük Türkiye ifadesini kullanmıştır. Doğru dostlarım. Şimdi Marco Polo 13. yüzyılın önemli seyyahlarından bir tanesi. İleride bahsedeceğim. Bu adamın mesela Kubilay Hanlığı'nı ziyaret ediyor. O yönüyle sordular. Farklı ziyaret ettiği yerler de var. Onlar da sorabilir. Şimdi dostlar Marco Polo İtalya'dan yola çıkar. Orta Asya'ya kadar, Çin'e kadar, Kubilay Devleti'ne kadar gider. Ve Anadolu üzerinden gidiyor. Adam Anadolu'yu da gördü, Orta Asya'yı da gördü. Baktı ki Anadolu'da da Türkler yaşıyor. Anadolu Selçuklu Devleti zamanı. Küçük bir coğrafya. Orta Asya'da da Türkler yaşıyor. Büyük bir coğrafya. O yüzden Marco Polo seyahatnamesinde Anadolu'dan bahsederken küçük Türkiye, Orta Asya'dan bahsederken büyük Türkiye ifadesini kullanıyor. Anlaştık. Burada bilmenize yarar var. O zaman bunu da aldım. Sorumuzun cevabı Edirne'ye gider. Üçünü de alabiliriz. Evet, anlaştık bu soruda da. Geçelim bir diğer sorunuza. Evet, geldik 10. soruya. Bakalım bize ne diyor. Göktanrı tarafından hükümdar ve ailesine verildiğine inanılan iktisadi güç hangisidir demiş. Yukarıya bakıyorum. Türk hükümdarları devlet yönetme yetkisini Göktanrı'dan alırlardı. Siyasi, askeri ve iktisadi alanda yetkiler verirdi. Sorumuzun cevabı Ülük. Ama 141 kişi Adana'ya gitmiş dostlarım. Kut inancına gitmişler. Ve ben o kutu işaretleyenlerin neden işaretlediklerini biliyorum. İnanın şu iktisadi kelimesini fark etmediniz, değil mi? Göktanrı'nın aldığı yetkiler kut yapıştır. Ama öyle olmuyor işte. Dikkat edeceğim hocalarım. ÖSYM de aynı tuzağı kuruyor. O yüzden bu önemli. Tamam, soruları yavaş çözün. Yani böyle çok hızlı okumanıza gerek yok. Evet, hızlı çözmeniz gerekiyor ama bunu hata yaptıracak kadar değil. Çünkü bu soru asla kaçası bir soru değil. Bunun dışında Ceyhan'a gitmiş bir kısmı, Küç. Sonra Kün'e gidenler olmuş. Buduna kimse düşmemiş. Şimdi dostlarım, üçünü de beraber bir hatırlayalım önce. Kut, Ülük, Küç. Üçü de aynıdır aslında. Yani Gök Tanrı'nın hükümdara verdiği yetkiler. Kut dediğimiz Gök Tanrı'nın hükümdarlara verdiği siyasi yetkiler. Yani devleti yönetme yetkisi. Ülük ise kelime anlamı olarak paylaşmak, paylaştırmak demektir hocalarım. Bu da yine Gök Tanrı'nın verdiği iktisadi yetkiler içerisindedir. Yani ekonomik yetkiler. Bu şunu kastediyor. Gök Tanrı beni zengin etsin ekonomik olarak. Ben de bu zenginliğimi halkımla paylaşayım, halkımı zengin edeyim. Yani Allah bana ben sana muhabbeti aslında sosyal devlet anlayışında bir göstergesidir. Ve bunu yapmışlar da. Yani Türk hükümdarları belli dönemlerde toy adı verilen şölenler düzenliyor. O şölenlerin sonunda sahip oldukları zenginlikleri halklarıyla paylaşmışlar. O yüzden ülük dostlar ekonomik yetki demektir, tamam mı? Geldim küçe. Küç güç demek zaten. Bu da askeri yetkiler. Yani Gök Tanrı bana savaşma yetkisi versin. Ben de savaşayım. O savaşları kazanıp halkımı daha da ne bileyim refah seviyesini arttırayım. Topraklarını genişleteyim vesaire vesaire. Bu üçü de Gök Tanrı'dan alınan yetkilerdir. En önemlisi kuttur. Evet doğru ama kut siyasi yetkidir. Ekonomik iktisadi yetkilerse ülük, askeri yetkilerse küç. Ve dostlarım bu üçü ayrılmaz üçlüdür. Bak şunu yapamazsın. Mesela hükümdar benim, kut ben de siyasi yetkiler. Dedim ki kardeşime de ülüğü verdim, ekonominin başına geçsin. Amcama da küçü verdim, ordunun başına geçsin. Asla dostlarım. Kut kimdeyse diğer üç yetki de onda olmak zorundadır. Tamam. Bu üçünü iyi bileceğiz. Bu soru dikkatten geçmiş. Kün ise devletin unsurlarından bir tanesiydi. Halk demektir dostlarım. Budun ise biraz önce bahsetmiştik zaten ilk sorumuzda yanlış hatırlamıyorsam millet demekti. Boyların birleşimiyle budun adı verilen millet ortaya çıkıyordu. Arkadaşlar tek videoda bitireyim istedim ama 43 dakika oldu 10. sorudayım. Bitmeyecek fark ettiğiniz üzere. Bir sonraki videoyla devam edeyim. Yani eğer onda da 40 dakikayı geçmemeye çalışacağım. Eğer geçerse 3. partiyi de arkasından getiririz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşça kalın.